Tutturanlar Kulübü'ne özel ilk kuponunda Tuttur'dan 30 TL hediye. Hemen üye ol, yap bir kupon, krallar gibi Tuttur. Bu arada devam etmeden bir kez daha hatırlatmamızı yapalım. Tuttur'un Tutturanlar Kulübü izleyicisine özel 30 liralık bir bonusu var. Geçtiğimiz hafta 25 liraydı. Bu bonusu kazanmak için aşağıda bulunan linklere hemen Tuttur'u yolluyorsunuz. İlk kuponunuzu yapıyorsunuz ve oynadığınız kupon miktarına göre bonusunuzu 30 liraya kadar kazanıyorsunuz diyelim ve sohbetimize devam edelim. Senin söylediğin bu bütün gelmiş geçmiş bütün hakem camiasında bugüne kadar görev yapmış herkese dinamit veya bomba şeklinde bir şilt verip emekliye ayıralım ve yepyeni bir sistem kuralım konusunu defalarca dile getirdim. Bundan sonra da dile getirmeye devam edeceğim çünkü ben de aynı fikirdeyim. Yani bu MHK'da Metin Tokat'la Serdar Tatlı'yı yediler bunlar zaten. Bu hakemler bunları da yediler. Evet. Yarın bir gün Metin Tokat'la Serdar Tatlı gitse, Oğuz Sarvan'la bilmem kim gelse gene aynısı olacak. Gene aynısı olacak. Yani bu Hazirun'u yok etmek lazım. Yepyeni bir tabii. Hazirun kurmak lazım. Şimdi bana Zorbay Küçüğü'nün atanma sebebini kimse anlatamaz. Hiç kimse anlatamaz. O yüzden ben hakem camiasını gerçekten bu işe kafayı taktığımdan beri çok yakından ilgileniyorum. Ve iyi kaynaklarım da var. O yüzden de ben yani Erman Toroğlu yorum yaparken arkasında bagajlar var. Kankalarına göre yorum yaparken yapar diyorum. İşte çok beğenmiştim. Ne oldu Zumbacı'ya niye maç vermediler? Notu ne oldu acaba? Hani i̇şte Zumbacı, bundan hiç bilmiyoruz. Hani Zumbacı çok iyiydi. Ben var konuşmalarını da biliyorum. Serdar Tatlı dinlemiş. Onu da biliyorum ben. Ama söylemeyeceğim. Eyvallah. Benim sadece ben hakemin dudağını okudum. O penaltı ortada, pozisyonunda. Ortada görülüyor. Top ortada diyor şeyde. Hani topa iki tarafta sahip değil diyor. Ben öyle algıladım şeyde. Dudak algılama doğrusu o. Dudak okumak da öyle. Zaten ha, var, öyle kayıtları, var kayıtlarında da benzer durum var. Söylemeyeceğim ama ben artık sevgi kelebeğiyim. Dolayısıyla tamam. Geçmiş maçlarla ilgili hakem hatalarıyla ilgili konuşmuyorum. Olur o da olur. O da olur. Çünkü yani o kadar fazla standartsızlık var ki. Fırat'a niye maç yok? Fırat Aygüs de alamadı maç. O da maç yok. Belki bence Fırat'a bir var veya avar verecekler ama. Ben hiç hakem kovalamıyorum artık abi. Uzun süredir bıraktım o işin peşini yani. Dediğim gibi standart olmayınca yok ya bana ne ya. Türkiye'de bir hakem çetesi var. Bak bunu bir kere daha söylüyorum. Ve kendi işlerinde de ayrı ayrı çeteler esasında. Ilgaz sen, hani... Ilgaz biz şimdi bir şey söylüyoruz, linç yiyoruz. Hı hı. Bazen kovuluyoruz. Evet. Teknik direktörler kovuluyor, başkanlar kovuluyor. Hiç kovulan hakem var mı diyorsun yani? Abi neredeler babalar bunlar? Bunlar hiç 50 senedir aynı sülale devam ediyor ya. Çok doğru. Yok. Çok doğru. Niçin bu kadar fahiş hatalar yapanlar veyahut da insanları bu kadar... standartsızlığa sürükleyenler, yani, insanların kafasında tilki dolaştıranlar kovulmuyor. Abi şimdi sen Zorbay Küçük'e maç verirsen adama demiş oluyorsun ki en vakamayı ikinci sarıdan atmakla doğru yaptın. Evet. Ve başkaları da sana başka örnekler gösteriyor. Tabii bir sarı kart hatasından adamın hakemliğini bitirtemiyorum. Ama verme abi bir hafta maç verme ya. Ölmezsin yani. Tabii. Neyse. Abi buradan o zaman son olarak şunu da sormak istiyorum size. Maçla alakalı tahminlerimizi paylaşmadan önce Fatih'lerim. Galatasaray kazanır dedi. Sen kazanır diyorsun. Ilgaz Şener senin de alalım o zaman. Sonra maçla ilgili bir iki şey daha soracağım. Ben de Galatasaray kazanır diyorum. Peki bir de şunu soracağım. Şimdi Kerem Aktürkoğlu 1 sizce 11'de olur mu? 2 Mustafa Muhammed'i geldiği günden bu yana hepimiz çok övüyoruz. Çok etkili tabii bir performansı var. Bence bu maçta asıl sınavını o da verecek. Zabeyas ve Kolker 2 stoper karşısında daha net bir şekilde bence göreceğiz Mustafa'yı da. Yani Mustafa'yı sadece... Zalai de fena değil, stoperler değil ya. Zalai de fena değil de. Onun karşısında gördük yani. Şeyde... Zalai Yastak, Kolker çok iyi stoperler hakikaten. Ama Mustafa başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Şey tabii benim Kerem Aktürkoğlu'nun 11'de başlayacağını sanmıyorum. Bu maçı özel sen daha farklı bir kurgu bekliyorsun. Evet, daha topa sahip olma takımı bekliyorum ben. Anladım. Yani tabii bilemiyoruz da şeyi Alanya Spor'un nasıl değerlendirdi, Mupanje'yi nasıl değerlendirdi Fatih Terim. Ben sadece bu maçı özel Donk'la değil Lüyendama'yla başlayacağını düşünüyorum Serdar. Senin kadro tahmininde öyle mi? Bir ek yapacağım. Çünkü biliyorsun orada çok
hakikaten ciddi kuvvetli bir santrofor var. Babacar Kuma ve onunla doğrudan temasa girebilecek oyuncu gerekiyor. Eğer Luyendama'yı koyarsa Fatih Terim, işte o zaman Sofyan Feghouli hazırsa Sofyan Feghouli ile başlayabilir. Hani oraları bir teknik bir oyuncuyla bir kez daha desteklemek isteyebilir Galatasaray. Luyendama Babacar Kuma mücadelesine göre. Tabii bu noktada Çağdaş Adan ne düşünür onu bilmiyoruz. Çünkü teknik direktörler birbirlerinin de ne düşünebileceğine dair de bir çalışma yaparlar maçlar öncesinde. Bir illüzyon oyunundan bahsediyoruz. İllüzyonu kadro tercihinde de şaşırtabilirsin. Çok enteresan bir şekilde eğer sakat değilse birdenbire Galatasaray'ın Luyendama ile başlayabilme ihtimaline karşı orada Barreiro'yu da koyabilir Çağdaş Atan değişik bir kurguyla. Hani bu anlamda da keyifli böyle düşününce. Ben teknik direktör olsam... Ama Barreiro çok düştü ya. Düştü de hani bu tip adamlardan ben hep korkarım. Hani ne zaman ne yapacağı belli olmayan forvetler vardır ya. Bunların şeyi yerli versiyonu Saffet Akyüzlü biliyorsun İstanbulspor'da. Çaykur Rizespor'a gitti, Galatasaray'a geldi. Hani çıkar böyle birdenbire çok formda görmediğim bir anda adam senin bütün maçı şey yapabilir, kabusa çevirebilir. O bağlamda da zevkli olacak o tercihleri göreceğiz noktada. Tabii hani Kasımpaşa maçında zemine göre Luyendama ile çıkması çok normaldi. Çünkü farklı bir oyun oynanacaktı. Alanya'nın zeminine göre yine Donk'ta çıkabilir ama o yine topa sahip olabilme noktasında. Belki Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de olup olmayacağını ben zannetmiyorum. Tercihler de etkileyebilir. Ben zannetmiyorum. Ben zannetmiyorum. Yani bu maça ya şeyle başlar, Babel'le başlar ya da Feghouli'yle başlar diye düşünüyorum. Anladım. Tabii şeyle alakalı da Mustafa Muhammed'le de alakalı. Mustafa sadece kendisi gol atan bir adam değil. Hani Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda o ani şok presini başlatan Mustafa'nın attığı ilk golden bahsediyorum. Gesto'nun kazandığı top. Mustafa daha farklı bir adam. Zeki de bir çocuk o belli. Ve çok da fazla şeyden etkilenmiyor. Dışarıdan da etkilenmiyor. Hem ne eleştiri anlamında da çok büyük övgüler anlamında da. Hani ben daha bir kere sinirli görmedim şuraya geldiğinden beri. Hani birazcık hiç, da hiç sinirli değil. Yüzü gülen bir çocuk yani. Yüzü gülen de bir çocuk. Ama bu sinir edici bir noktadır aynı zamanda. Rakibini de. Hani sürekli yüzün gülüyorsa abi yeter falan dersin böyle. Hani adama vuruyoruz inmiyor hala yüzü gülüyor falan. O da şey yapabilir. O işin espri kısmı tabii. Mustafa sadece kendisi skor değil. Etrafını da golle buluşturabilen bir isim. İyi bir santrafor buldu Galatasaray. Gayet iyi bir santrafor buldu. Ne kadar elinde tutabilir? Orası ayrı bir tartışma konusu tabii. Çünkü Mustafa'ya belli ki bu şekilde devam ettiğinde bayağı büyük teklifler gelecek yani. Bu arada bu part bitti ama daha henüz konuşulacak çok şey var. Abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Tutturanlar Kulübü'ne özel ilk kuponunda Tuttur'dan 30 TL hediye. Hemen üye ol, yap bir kupon, krallar gibi tuttur.